İş adamı Nazım, ortaklarından biri tarafından kandırılmış ve Nazım hiç imzalamaması gereken bir anlaşmayı imzalamıştır. Kandırıldığının farkına varan Nazım, ortağından bu belgeleri iade etmesini istese de ortağı bunu kabul etmemiştir. Buna ilginç bir şekilde çözüm bulan Nazım, gizlice bir çalışanını belgeleri alması için görevlendirmiştir. Ortağın bulunduğu şirkete giden çalışan, patronu Nazım'ın adının geçtiği 4 kağıt bulmuştur. Bu kağıtlara bakarak Nazım'ın aradığı ve bulması için çalışanını görevlendirdiği kağıdın hangi kağıt olduğunu bulabilir misiniz? Nazım ve çalışanının aradığı kağıt işte bu kağıttır. Çünkü kağıtlardan birisinde sadece damga vardır ama imza yoktur. Diğer kağıttaysa imza vardır ama damga yoktur. Ve bu kağıtta imza ve damga olmasına rağmen anlaşma yerine antlaşma yazmaktadır. Yani bir yazım hatası bulunmaktadır. Bir eve hırsız girmiş ve evine hırsız girdiğini anlayan ev sahibi hemen polis ekiplerine haber vermiştir. Eve gelen ve evde bir takım incelemeler yapan polis ekipleri hırsızı aramaya başlamışlardır. Ve polis ekipleri ev sahibine eksik olan eşyalarının listesini yapmasını istemiştir. Bu listede ev sahibi çalınanlar listesine pahalı duvar tablosunu da yazmıştır. Ama polislerin çektiği olay yeri fotoğraflarında evin duvarında bulunan çivilerin boş olmadığı ve her çivide asılı şeyler olduğu gözlemlenmiştir. Peki bu garip şey nasıl mümkün olabilir? Hırsızlar tabloyu çalmış ve fark edilmemesi için yerine çerçevesiz bir fotoğraf asmıştır. Bu yüzden polisler buradaki fotoğrafın çalınıp çalınmadığını fark edememiştir. Seda akşam gelecek misafirleri için alışveriş yaptı ve aldığı eşyaların parasını ödedikten sonra marketten ayrıldı. Birkaç dakika sonra cüzdanının yanında olmadığını ve markette unuttuğunu hatırlayan Seda markete geri döndü. Fakat geriye döndüğünde cüzdanı bıraktığı yerde yoktu. Bunun üzerine Seda hemen olayı polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri markete geldiğinde o sırada markette bulunan kişileri sorguya aldı. Sorgu sırasında kasiyer, "Ben ödeme yaptıktan sonra cüzdanı bir daha görmedim," demiştir. Diğer kişi müşteri ise, "Bu marketin devamlı müşterisiyim. Yine askeri bir görevden dönüyordum fakat gözlüğümü yolda düşürmüşüm. Bu yüzden pek bir şey göremiyorum, cüzdanı da görmedim," demiştir. Markette bulunan diğer son müşteri ise, "Süt ürünleri bölümündeydim. Almak için peynirlerin son kullanma tarihlerini inceliyordum," demiştir. Peki bu kişilerden hangisi yalan söylemektedir? Yalan söyleyen kişi ifadesi alınan ilk müşteridir. Gözlüksüz hiç göremiyorsa bu kişi nasıl askeri görev yapmaktadır? Taşıtların bulunduğu bu görselle videomuza devam ediyoruz. Peki kimler bu görseldeki 5 farkı bulabilir? Bu taşıtlar arasındaki 5 farkı sizlere gösterdik. Peki kimler bu farkları bulabildi? Farklı olanı bu sorularımızla videomuza devam ediyoruz. Peki kimler bu görseldeki diğerlerinden farklı olan böceği bulabilecek? Diğerlerinden farklı olan böceği sizlere gösterdik. Peki kimler bu böceği bulabildi? Peki bu işlemin sonucunu size verdiğimiz 10 saniye içerisinde bulabilir misiniz? Bu işlemin sonucu 2'dir. Peki siz 10 saniye içerisinde cevaba ulaşabildiniz mi?
Şimdi ise sizlere bu renkli karelerle oluşturulmuş kareyi veriyoruz. Ve sizlerden bu karenin birebir aynısı olan kareyi bulmanızı istiyoruz. Size verdiğimiz süre başladı. Bu karenin birebir aynısı olan kare 4 numaralı karedir. Lezzetli pastanın gölgesini bulmaya ne dersiniz? Bu pastanın gölgesini bulabilmeniz için size verdiğimiz süre başladı. Pastanın gölgesi 2 numaralı gölgedir. Peki kimler bu gölgeyi bulabildi? Sırada sivrisineklerin bulunduğu bu görsel var. Bakalım kimler farklı olan sivrisineği bulabilecek? Farklı olan sivrisinek resmin sol tarafındaki bu sivrisinektir. Yine bir fark sorusuyla videomuza devam ediyoruz. Peki bu görseldeki farklar nerededir? Size verdiğimiz süre başladı. İki görsel arasındaki 5 farkı sizlere gösterdik. Peki siz bu farkları bulabildiniz mi? Cin lambasından çıkmıştır. Fakat cin geri girmek için çıktığı yolu bulamamaktadır. Cin'in lambasına girmesini sağlayabilir misiniz? Cin lambasına üstten üçüncü bu yolu kullanarak girmelidir. Peki size verdiğimiz geometrik şekillerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Düşünmeniz için size verdiğimiz 10 saniyelik süre başladı. Diğerlerinden farklı olan geometrik şekil D şıkkındaki bu şekildir. Bu sorulardaki kuşlardan hangisi birbirinin aynısı olan kuşlardır? Birbirinin aynısı olan kuş 1 ve 6 numaralı kuşlardır. Bu görselin içerisinde de bir sayı gizlenmektedir. Peki kimler bu görselin içerisindeki sayıyı bulabilir? Görselin içerisindeki gizlenmiş sayı 7936 sayısıdır. Geldik son sorumuza. Size verdiğimiz bu görselde iki doktor ve hastası bulunmaktadır. Bu doktorlardan birisi gerçek bir katildir. Peki resme daha dikkatli bakarak katil olan doktoru bulabilir misiniz? Size verdiğimiz süre başladı. Katil olan doktor sağdaki bu doktordur. Yoksa siz bu doktorun arkasında sakladığı kanlı baltayı görmediniz mi?